Öncelikle kamp süreci sezon erken bitenler için Haziran'da başlamıştı. Ben de o ekipteydim. Güzel bir kamp süreci geçirdik. Çok verimli çalıştık. Daha sonra 3 haftalık bir ara oldu ve Slovenya'ya geldik. Burada hedefimiz doğrultusunda çok verimli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Kendim fiziksel olarak elbette ki yoruluyorum. Elbette ki yoruluyoruz takımca. Ama güzel bir çalışma oluyor ve hedeflerimiz doğrultusunda olduğu için de bu bizi yormuyor. Şimdi turnuvalarda hep böyle rakibe yönelik konuşmayı ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü rakipten çok bizim ne yapacağımız daha önemli. Az önce de söylediğim gibi biz burada bir hedef koyduk takımca ve bu hedef için her gün aynı özveride çalışıyoruz. Tabii ki elbette ki işte Avustralya dünya sıralamasında bizim yukarımızda, işte diğer takımlarla daha önce oynamıştık ve onlara üstünlük sağlamıştık. Fakat daha önce yaptıklarımız, kazandığımız, kaybettiğimiz maçlar bu turnuvada kullanılmayacak. Yani o yüzden sonuç için konsantrasyon ve verimli çalışmak ve yapacaklarımıza odaklanmak bizim için daha belirleyici faktör olacaktır. Çok önemli çünkü taraftar desteği elbette ki biz üzerimize düşeni yapacağız. Yani hem takım olarak zaten bir bütünüz. Fakat taraftarın desteği her zaman için ayrı bir itici güç oldu bizim için. Hani bunu daha önce Türkiye'de oynadığımız işte bu eleme maçlarında da gördük. O nedenle şimdi Tenerife'de oynanacak turnuvada da eminim ki o İspanya'da yaşayan Türkler de gelip bize destek olacaktır. Gittiğimiz ülkelerde zaten mutlaka bizi gelip destekliyorlar. Aynı desteği bekliyoruz. Gelemeyecek olan Türk halkı da bize ekranlardan desteğini esirgemezse çok mutlu oluruz.